Lezzet Testi kanalımıza yepyeni lezzetler keşfetmeye hoş geldiniz arkadaşlar. Nudo kıvırcık erişte ile karşınızdayım. Hem de geleneksel çeşidiyle vegan sertifikalı, helal sertifikalı ve yaklaşık şöyle 80 gramlık bir paket. Biliyorsunuz ki genelde 70 gram oluyor Nudo paketleri. Bu arkadaşlar Nudo'nunki 80 gram ve 2 su bardağı suda haşlanarak pişiyor. Rengi diğer nudullara nazaran sanki biraz daha sarımtırak geldi bana. Bilmiyorum size de öyle geldi mi? Çok güzel bir kokusu var bu sade eriştenin. Bu arada masamız tertemiz biliyorsunuz ki. Her video öncesinde iyicene siliyorum. Şöyle iki paket çıkıyor içerisinden. Arkadaşlar Nudo'nun benim için en büyük özelliği nedir biliyor musunuz? Şöyle bir kurutulmuş sebzelerden oluşan garnitür paketi var. Bunun içerisinde kurutulmuş havuç, kurutulmuş ıspanak ve kurutulmuş pırasa var. Ve bir de şöyle bir karışık çeşni paketi var. Bu çeşni paketinde de arkadaşlar yine pırasa, kırmızı biber ve kereviz var. Gördüğünüz gibi ayrıca bir acı çeşni paketi yok. Fakat şu paketin içerisindeki çeşni birazcık acı mı değil mi? Onu gerçekten hatırlamıyorum. Şimdi birazdan yapınca göreceğim, deneyeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Ben şimdi hemen gideceğim. Bunu 2 su bardağı suda haşlayacağım. Bu arada arkadaşlar paketin arkasına bakarsanız bilmiyorum. Ben diğer noodle paketlerinde bu detayı görmemiştim. Şurada bir B planı yazıyor. Eğer ocakta haşlama imkanınız yoksa, 3 dakika haşlama imkanınız yoksa 4-5 dakika kadar böyle ağzını kapatacak şekilde tutarak kaynamış suda bekleterek de bu noodle'ı hazırlayabiliyorsunuz. O da B planı olarak paketin arkasında yazıyor. Evet, şimdi bu 80 gramlık erişteyi ben gidiyorum hemen haşlıyorum. Sonra burada buluşuyoruz. Evet, eriştemizi pişirip getirdim. Arkadaşlar ben normalde noodle'ı süzerek yemeyi seven biriyim. Fakat bunun klasik tarifinde süzme yok. Suyuyla beraber aktarılıyor. Fakat ben suyunun tamamını koymadım. Yani sizler için yine birazcık suluk bıraktım. Sulu koydum. Çünkü ben tamamen normalde süzüyorum. Her neyse şimdi ilk önce şu garnitürü ekleyeceğim. Hemen açıyorum. Tamamen kurutulmuş sebzelerden oluşuyor. Ve bu gerçekten Nudo'nun sanırım en sevdiğim özelliğinden bir tanesi. Enişte mi koysaydık? Neyse. Şimdi hemen şu çeşniyi açıyorum. Bunda da dediğim gibi içerisinde acı var mıydı yok muydu inanın hatırlayamıyorum. Zaten şimdi ben bir güzel karıştıracağım bunu. Hafif pembemsi bir sos. İçerisinde dediğim gibi pırasa, kırmızı biber ve kereviz var. Şimdi ben bunu şöyle yakından da bakalım. Güzelce karıştırıyorum. Sonra tekrar buluşuyoruz. Bu arada arkadaşlar bu Nudo'nun noodle'ı şu zamana kadar gördüğüm gerçekten en doğal noodle'lardan bir tanesi. Hatta en doğalı bile diyebilirim. Çünkü içerisinde katkı maddesi yok denecek kadar az. Ve bir poşet dolusu kurutulmuş sebzeyle beraber geliyor. Şimdi bismillah diyorum ve tadım testine başlıyorum. Bismillah. Şu an bildiğiniz ben bayağı arkadaşlar bayağı sebzeli bir noodle yiyorum yani. Daha önce hani sebzeli noodle tadım testleri yapıyoruz ya. Hiçbirinde bu kadar fazla sebze yoktu. Yani bu şurada bakın geleneksel yazıyor ama bildiğiniz sebzeli noodle yani gerçek sebzeli noodle bu diyebilirim herhalde. Bayağı bütün sebzelerin tadını falan alabiliyorsunuz. Bu arada hemen bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Eğer benim gibi suyunu süzüp kullanacaksanız şu çeşninin tamamını eklemeyin. Eğer suyuyla beraber yiyecekseniz tamamını ekleyin. Fakat suyunu süzecekseniz yarısı bile yeterli olur şu paketteki çeşninin. Onu da bilginiz olsun. Söylemeden geçmek istemedim. Şurada da bir parça havuç kalmış. Onu da katayım. Arkadaşlar ben şimdi değerlendirmeme geçeceğim. Yorumlarım bu şekildeydi. Gerçekten sebzeli bir noodle yiyorum. Gerçek sebzeli yani birebir görüyorsunuz. Bütün sebzeleri görüyorsunuz. Eğer suyunu süzmeden yerseniz bildiğiniz bayağı sebze çorbası bile olabilir yani. Hatta kalan böyle suyunu daha sonra çorbalarınıza falan kullanabilirsiniz. Benden size tavsiye olsun. Şimdi değerlendirmemi yapıyorum. Muhteşem ve çok güzel arasında gidip geliyorum. Hiçbir kusur bulamadım. Neredeyse katkı maddesiz bir noodle yani. Bu arada arkadaşlar acısı yok denecek kadar az. Çok güzel diyorum ama başına bir tane daha çok ekliyorum. Çok çok güzel.
Bayağı beğendim. Bunun diğer çeşitleri var mı biliyor musunuz? Lütfen benimle paylaşın. Çünkü ben diğer çeşitlerinden henüz göremedim. Sadece bu geleneksel yazandan vardı. İstek videolarınıza bana her zaman yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.